Merhaba abla, size soralım. Ekonomiden memnun musunuz? Vallahi her şey çok pahalı. Memnun değiliz tabii ki. Ne yapacağım? Neden memnun değilsiniz? Ya çok zam. Hele bu marketle mahvetti insanı. Hele normalde isim de vereyim mi? Tabii ki. Mesela A100 bile bileyim şok. Felaket, her gün gidiyorsun ayrı bir zam. Böyle olmaz ki. Tabii ki her gün artıyor. İnsan biraz halkını düşünür. Neden böyle zam geliyor sürekli? Ne bileyim neden olduğunu. Bu koronadan dolayı indirmeleri gerekirken halkına yardımcı olacağına daha fırlattılar bu marketçiler. Yani böyle insaflı olur mu? Peki yarın bir seçim olsa hangi partiye veririz? AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? Bizim Cumhurbaşkanımız bir tane. Geçinemiyorum diyorsunuz. Zam o mu yapıyor? O halkına her çareyi yapıyor ama halkımız kendi kendine vuruyor. Zamları insanlar mı yapıyorlar? Zam insan yapıyor. Yani. Peki vergi zamları var mesela, onları kim yapıyor? Ya tamam, devlet yapıyor. O da ona göre işçiler çalışıyor. Çalışan var, şey var. Ama market kadar mı? Mesela %30 zam geldi vergilere. İşte vergi şey yapmadığım için bilemem de yani. Mesela doğalgaz yakıyorsunuz değil mi? Ne kadar geliyor faturalar? Vallahi 250-300. 250-300. Ya baba çok iyi geliyormuş size. Fazla yakmıyorum ki. Açamıyor musunuz yoksa korkudan? Vallahi fazla açmıyorum yani. Ne yapayım, ödeyemeyiz. İşte ne yapacağız? Peki. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir açıklama yaptı. Dedi ki Berat Albayrak aslında çok başarılıydı ekonomide dedi. Siz ne düşünürsünüz? Geri gelsin mi? Vallahi bilmiyorum. Memnun olan da var, olmayan da var. Hakkımızda hangisi hayırlıysa onu varsın. Memnun değilim. Neden memnun değilsiniz? Yani emekliyim. 33 senedir prim yattı SGK'ya. Aldım emekli maaşı 2700. 2700. Yani söyle, tabii ki memnun değilim. Ekonomiden de aldım maaştan da. Geçinemiyor musunuz şu anda? Geçinemiyorum tabii ki. Nasıl geçineyim? Bir yağ olmuş 5 litre 80-70 lira. Yani insan nasıl geçinsin? Çok zor geçinmek. Allah herkesin yardımcısı olsun. Neden böyle oldu abi fiyatlar? Neden yükseliyor? Vallahi neden böyle oldu? Direkt tüketiciye yansımadığı için arada aracılar kazanıyor. Belki 10 lira 15 lira daha ucuz olacağına aracılar indiriyor 10-15 liraya. Vatandaşı cebine kalacağına aracın cebine kalıyor. Direkt tüketiciye gelse, marketlere gelse üreticiden daha farklı olur fiyatlar. Peki sadece market ürünleri mi yoksa başka ürünlere de zam geliyor? Tüm ürünler, hani tüketim olsun, giyim olsun, kuşam olsun, ne bileyim elektrik, doğalgaz, her şey çok pahalı. Peki nasıl görüyorsunuz? Düzeltebilirler mi sizce bunu? Vallahi bu saatten sonra kim gelse düzeleceğini sanmıyorum. Hiçbir şey, ben bu zamana kadar 50 yaşındayım, hiçbir şeyin çıkıp da indiğini görmedim. Daha kötü olmasın da. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki Berat Albayrak çok başarılıydı aslında dedi. Siz nasıl buluyorsunuz? Vallahi ben başarısız buluyorum. Yani yaşantımız belli. Bir tane sorunlardan biri de Berat Albayrak. Siyasete göre dönüp dönmemesi tartışılıyor. Sizce dönsün mü? İnşallah dönmez yani. Kurtulduğumuza sevindik, dönmesin. Ona buradan sesleniyorum. Lütfen dönme. Evinde otur, çoluğuna çocuğuna bak. Peki. Son sorumuz. Yarın bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Meral ablama vereceğim oyumu, İyi Parti. Neden İyi Parti Meral Akşener? Valla sempati duyuyorum ve doğruları konuşuyor. Memnunum. Her şey yolunda mı sizce? Evet. Fiyatlar nasıl şu anda baktınız? Fiyatlar yani uçuk yani. Neden abi? Nasıl uçuk? Her şey normal değil mi şu an? Değil. Yani normal değil de normal gibi yani? Değil yani her şeyi. Şu anda uçuk yani malzemeler. Memnunum dediniz ekonomiden. Uçuk yani, insanlarımız yapıyor bunu. Kim yapıyor bu fiyatları? Kim yükseltiyor böyle? Serbest piyasa olduğu için herkes kafasına göre satıyor yani. Herkes istediği gibi zam yapıyor. Aynen, istediği gibi yapıyor. Bakkala gidiyorsun. Birinde bir şey 5 liraysa öbür tarafa gidiyorsun 7 lira. Serbest piyasa. Serbest piyasayı kaldırmaları lazım. Ne yapalım abi, komünizme mi geçelim? Yok yani. O yüzden değil yani, kalkması lazım bence. Kalkması lazım. Evet. Peki şimdi mesela vergilere de zam geldi. Onu kim yapıyor? Devlet yapıyor abi, kim yapacak? Nasıl, zamlar iyi midir şu anda? Zamlar çok. Ama çok. Memnun musunuz?
Devletimizden Allah razı olsun. Yapacak bir şey yok. Peki dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki Berat Albayrak dedi aslında çok başarılı ekonomi konusunda dedi. Ne düşünüyorsunuz? Sizce geri gelmesi lazım mı? Yani bana kalsa şu anda o adam gitti. Faizleri bu gelen adam yükseltti. Bana kalsa o daha iyiydi yani. O zaman da dolar yüksekti. O zaman da dolar yükseldi, doğru. Peki son sorumuz, yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz? Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan'dan başkası yalan. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Ya şimdi adam büyük lider abi. İyi başarabiliyor yani işi. Başarabiliyor. Peki diğer partileri nasıl görüyorsunuz? İyi görmüyor. Hepsi bir araya geldi. Tayyip Erdoğan'ı yıkmak istiyor. Tayyip Erdoğan'a çelme takmak istiyor. Hepsi birleşmiş Erdoğan'ı yıkmak için. Hepsi birleşti. Bir MHP ile AK Parti var bir arada. Geri kalan hepsi birleşti. Siz MHP mi AK Parti mi? Ben AK Partiliyim. AK Partilisin. Peki. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yayınlayacak mısınız? Tabii ki. Hangi Medyali ana? TV YouTube'da bir hafta içinde yayında. Nasıl? Memnunum. Her şey yolunda mı sizce? Yolunda oluyor herhalde. Bilmiyorum ki ne. Nasıl fiyatlar şu anda? Fiyatlar çok pahalı. Fiyatlar yüksek. Çok, her şey yüksek, her şey yüksek. Neden böyle yükseliyor? Vallahi bu pandemi zamanından beri yükseldi fiyatlar. Biz soruyoruz, kadınlar diyorlar ki en çok yağ fiyatları diyorlar. Yağ da, süt ürünleri, onlar peynir, onlar çok pahalandı. Çok pahalandı. Peki, yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz? AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? Çünkü bilmiyorum, ben tam önceden, kuruluştan beri AK Parti'ye veriyorum ben. Siz hangisine verirsiniz? Ben de AK Parti'ye, eşim. Birlikte. Neden AK Parti abi? Ya bizim şeyimizde bir Çankırılıyız. Tabii bizim geleneğimiz, göreneğimiz Saadet, önceden Saadet Partisi. Şimdi AK Parti'ye döndük. Şimdi AK Parti. Tabii, tabii. Peki nasıl görüyorsunuz? Ekonomiyi düzeltebilirler mi? İnşallah düzeltecekler. Başka bir partimiz yok ki. İnşallah düzeltecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir açıklama yaptı. Dedi ki Berat Albayrak aslında çok başarılıydı dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi iyiydi ama işte nasıl oldu bilmiyoruz, niye gitti bilmiyoruz, işte onun da bir açıklamasını bilmiyoruz. Geri dönmesini ister misiniz? Ya şimdi isterim tabi, isterim tabi. Ekonomiyi yeniden yönetsin mi? İnşallah iyi yönetir. Ekonomiden memnun musunuz? Normal. Her şey yolunda mı sizce? He? Her şey yolunda mı? Aynen öyle. Nasıl? Her şey yolunda. Çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Yaş kaç? 59. 59 mu? 59. Emekliliğe ne kadar var? Bir sene kaldı. Bir sene kaldı. Doldurmaya çalışıyorum. Nasıl? Ha, doldurmaya. Emekliyi doldurmaya çalışıyorum kısmet olursa. Maaş ne kadar? Asgari ücret. Asgari ücret. Nasıl, yetiyor mu size, geçinebiliyor musunuz? Yeterli oluyor. Yeterli nasıl biliyor musun? Bir evde iki kişi, üç kişi çalışırsa yeterli oluyor. İki, üç kişi. Tabii tek kişi çalışırsa yeterli oluyor. Çocuklar da çalışıyor. Aynen, aynen. Peki yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz? Şimdi hangi parti dediğin ne biliyor musun? Yani şu ana kadar yaş demek günahtır. 59 yaşındayım. Bu ana kadar gelen partilerin içinde yani iş yapacak kişi bu oldu. Nasıl? İş yapacak kişi bu parti oldu. AK Parti. AK Parti evet. Neden AK Parti? He? Neden AK Parti? AK Parti ne biliyor musun? Bak ben sana ne diyeyim. Benim 5 tane çocuk vardı. Okula giderdiler. Her birine, kimisine defter alırdım, kimisine kitap alamıyordum. Şu anda ne biliyor musun? Kitaplar olduğu gibi hep masaların üzerinde gider. Sorunsuz kitap alırlar. Okurlar. Mesela öyle bir durumdaydı ki yani okulda okuyacak durumda değildi. Okurlar okuyacak durumda mı? Evet. Okullar şu anda ne biliyor musun? Her taraf tertemiz. Ha bugün mesela en basit su. 5 gün gelirdi, 15 gün gelmirdi. Şu anda çocuklar okuyor mu hala? Okuyan da var. Ha, okulu bitiren de var. Şimdi okula gidemiyorlar, kapalı. Dersleri nasıl takip ediyorlar? He? Dersleri nasıl takip ediyorlar? İnternette, internetten takip ediyorlar. İnternet, var internet evde? Var. İnternetten takip ediyor. Zaten okuyan kişi ne, zaten kafası çalışan kişi okuyor. Kafası çalışmayan kişi ne yapsam boş. Okuması da mümkün değil. Ders olsa da olmasa da okuyor. İşten gele, okuma işten gelecek. İşten gelecek ki okuyasın. İşten gelmezse okuyamaz. Şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki Berat Albayrak aslında çok başarılıydı dedi. Siz nasıl buluyorsunuz? Yok tam dersine. Hiç başarılı değildi. Neden sadece abi? Sadece kendi cebi için başarılıydı. Ki Berat Albayrak. Aynen. Aynen öyle. Cumhurbaşkanının damadı kendisi. Ondan öncesi o adam başarılıydı. O başarılı değildi. Değildi. Yok, o değildi. Cumhurbaşkanının damadı. İyisi de var, kötüsü de var.
Yok diye bir şey yok. Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ki benim damadım başarılıydı diyor. Yok, tam dersine. Tam tersi. Başarısız diyor. Başarısız. Bir daha geri gelmesin mi? Geri gelmesin. Yok, gelecek, hiç gelmesin. Ondan önceki vardı da o adam gerçekten başarılıydı ve işi de bilirdi. İşi de bilir. Şimdi insanlarımız ne biliyor musun? Yani her şeyi göz önünde, yani görür, yani görmez diye bir şey yok. İlla ki görür. Gördüğü zaman iyi kötüyü de seçir. Ne olacaksa o şekilde gidiyor ekonomi yani. Nasıl şu anda durumlar? Dünyada nasılsa bizde de öyle abi. Tabii zor işler. Nasıl fiyatlar, baktınız mı hiç? Fiyatlara pek bakmadım, hanımı bekliyorum da daha hiç dolaşmadık. Çalışıyor musunuz? Çalışıyorum. Nasıl şu anda geçinmek? Vallahi zor yani. Şu dedelerimiz Çanakkale'de bir üzüm ocağı kuru ekmekle yazmış. Biz gene halimize şükür iyiyiz yani. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Ben serbest piyasada çalışıyorum. Yetiyor mu size? Geçinebiliyor musunuz? Geçiniyorum Allah'a şükür. Peki. Yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz? Yarın bir seçim olsa AK Parti'ye veririm. Öbürkilerdeki oluşum pek hoşuma gitmiyor. Neden AK Parti? 20 yıldır zaten deniyoruz onları, görüyoruz. Yani dünyanın sıkıntıları var ama bizim de var. Nasıl 20 yıldır iyi bir yere getirebildiler mi? İyi, fena değil. Yani fena değil. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki Berat Albayrak aslında çok başarılıydı, ekonomiyi şahlandırdı dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok o kadar ince detaylı takip etmiyorum. Ama ekonomi, dünyadaki yansımaları, bu pandemi olayı herkesi etkilediği gibi bizi de etkiledi tabii, kuşkusuz. Peki Berat Albayrak sizce geri gelsin mi Ekonomi Bakanlığı'na? Bence gelmesin. Akraba davası olduğu için gelmesin. Akraba her zaman iyi görülmez siyasette. Bence gelmesin. Başarılı olabilir belki ama gelmesin. Başka adam mı yok diyelim yani. Zor değiliz. Zor. Neden memnun değilsiniz? Çok pahalı. Yani aldığımız ücretlerle hayat gidişatı çok pahalı. Çocuğa ayakkabı almak için bu şeyi göz önüne alarak buraya geldim, daha indirim alabilmek için. Zor yani, zor. Sadece zor diyorum yani. Nasıl burada fiyatlar şu anda? Yani burası tabii ki bizim bulunduğumuz yöreye göre biraz daha aşağı tabii ki. Daha ekonomik geldiği için alıp geldim hatta çocuğu. Ki saate de bir üst saatine de yetişmeye çalışıyoruz ki bir an önce otobüse binip gidelim. Peki son sorumuz, yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz? Ya onunla ilgili yorum yapamam. Yapmak da istemiyorum. Kararsız mısınız? İnşallah iyi olur hepimiz için diyeceğim. Kararsız da değilim. Ama onunla ilgili de bir yorum yapamayacağım. Peki, yapamayacağım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki Berat Albayrak çok başarılıydı aslında dedi. Siz ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi hani hiç yorum açık değilim yani, yapamayacağım. Çok özür diliyorum. Ama herkese göre değişir bence bu. Yani değişir bence herkese göre bu. Nasıl görüyorsunuz bir genç olarak? Yani, çok fazla bir bilgim yok ama yani dediğim gibi herkese göre bir değişim fikri vardır yani. Herkes istediği hakkı seçebilir diye düşünüyorum ben.